sonraki dönemlerde de maneviyat büyükleri bu gibi çileleri hayatlarında uygulamışlardır. Biz Musa ile 40 günlüğüne ahitleştik. Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerden birisi çile. Çile, Kürtçe'de, Farsça'da da kullanılan bir kelimedir ve Arapça karşılığı bunun erbaindir. Erbain 40 demek, çille bu da 40'ı ifade ediyor. Ancak şu an Türkçe'de kullanıldığında çile meşakkat gibi o anlamda da kullanılmakta. Falanca çok çile çekti, çok ızdırap çekti, çok zorluklara maruz kaldı. Bu anlamda kullanılıyor. Kur'an'daki kullanımda ise erbain olarak geçer. وَاِذْ وَاَدْنَا مُوسَى erbaine leyle. Biz Musa ile 40 günlüğüne ahitleştik. Yani ilahi randevu tabiri caizse Hazreti Musa Tur'a gelecek ve Tur'da 40 gün boyunca gündüz sıyam, gece kıyam şeklinde, yani gece gündüz ibadetle vaktini değerlendirecek ve gündüzleri de oruçlu olacak. Bu erbain ile ifade ediliyor. Tasavvuf ehli bunu esas almışlar ve 40 günlüğüne bir köşeye çekilmek, o 40 günün gündüzlerinde oruçlu, gecelerinde kıyam halinde, ibadet halinde olmak, bunu çile olarak uygulamışlar. Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesinde Hira mağarasına çekilmesi, orada uzun uzun tefekkür, tezekkürde bulunması böyle bir hayattır tabir yerindeyse. Ve sonraki dönemlerde de maneviyat büyükleri bu gibi çileleri hayatlarında uygulamışlardır. Bir miktar insanlardan uzak kalıp o şekilde kendilerini daha yoğun bir şekilde bir bakım altına almışlardır. Mesela Ramazan 30 gün, devamında bir 10 gün daha düşünüldüğünde 40 yapıyor. Ve bu şekilde bir insan Ramazan ayında daha yoğun manevi hayatı yaşar. Bir 10 günde ayrıca veleyalin aşr ile ifade edilen 10 geceye Allahu Teala'nın yemin etmesi var. Buna 10 ilave ettiğinde 40 yapar ve gerçekten 40 gün boyunca bir insan maneviyatta çok ciddi yol alabilir. Dünyadan ele tek çekerek, kendine derinlemesine nüfuz etmeye çalışarak çok ileri makamlara yükselebilir. Ve bu çile Mevlevilerde 1001 gün şeklinde uygulanmakta. Yani sadece 40 gün değil, 1001 gün. Ve bunu tamamlayanlar çilesini tamamlamış sayılıyor. Öte yandan normal şu an Türkçedeki kullanılmış şekliyle çileyi değerlendirdiğimizde çile ham ruhları olgunlaştırır. Mesela ham armudu yiyemezsiniz ama olgunlaştığında çok lezzetli olur. Benzeri bir şekilde bir takım zorluklara, meşakkatlere maruz kalmak insanı hamlıktan kurtarır. Bunlara sabredildiğinde o insan belli bir kıvamı elde eder. Tatlı, lezzetli bir meyve gibi gerçekten kıvamını bulmuş olur.